Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Hücre zarından madde geçişlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bir önceki dersimizde küçük maddelerin taşınmasından bahsetmiştim. Pasif taşımayı anlatmıştık, aktif taşımayı anlatmıştık. Bugünkü dersimizde de büyük moleküllerin taşınmasından bahsedeceğiz. Yani endostoz ve egzostoz bugünkü dersimizin konusu olacak. Dersi bitirdiğimiz zaman siz de sayfa 96 ve 97'yi çözüyorsunuz 9 dinamodan A aynı şekilde sıfırdan dokuza da da endositoz ve egzositozla ilgili tüm soruları bitirmiş olmanız gerekiyor. Sayfasını da söylüyorum sayfa 122 ve 123'teki soruları tamamlıyorsunuz. Dersimizi bitirdiğimizde sıfırdan dokuza biyolojiden dersimize başlıyorum. Hazırsanız yaslanın arkanıza. Şimdi aslında dersin başında söyledim. Bugün endostoz ve egzostoz konumuz olacak. Gençler tabii ki hücre zarının yapısını ve madde taşınmasını da dersin başında çok kısa bir şekilde hatırlatacağım ben size. Hücre zarı dediğimiz zaman tüm canlılarda ortaktığı karbonhidrat, yağ ve proteinlerden meydana geliyordu. Hücre zarının seçici geçirgen özellikte olduğunu, esneyebildiğini, dinamik bir yapıya sahip olduğunu bir önceki dersimizde de tabii bir iki anlatmıştık. Ne yapıyordu? Madde alışverişini kontrol ediyordu. Bazı maddelerin girişine izin verirken bazı maddelerin girişine engellemiş oluyordu. Hücreyi dışarıdan ayıran bir faktördü demiştik. Hücre duvarından da bahsetmiştik. Hücre zarı tüm canlılarda ortak ama hücre duvarı herkeste yok. Bakterilerin çok büyük bir kısmında hücre duvarı vardı. Peptidoglikan yapılıydı. Arkelerin de çok büyük bir kısmında var. Pseudopeptidoglikan. Mantarlarda kitin yapılı, bitkilerde ise seliloz yapılı hücre duvarı bulunuyordu. Hücre zarı seçici geçirgen özelliğe sahipken hücre duvarı için tam geçirgen demiştik. Esneme durumu hücre duvarında söz konusu olmuyordu gençler. Bir önceki derslerimizde bunların çok karşılaştırmalı sorularının geleceğini söylemiş ve detaylı olarak anlatmıştım. Hücre zarı seçici geçirgen. O yüzden küçük moleküller geçiyor. Büyük moleküller geçemiyor. Büyük moleküllerin taşınması için ekstra işlerin yapılması lazım. Şimdi geçebilenlerin de bir öncelik sırası vardı. Mesela küçük moleküller büyük moleküllerden önce geçiyordu. Oksijen de geçebilir. C6H12O6 glikoz da geçebilir ama tabii ki gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan önce geçer geçebilenlerden de küçük olanlar tabii ki büyüklerden önce geçer demiştik. Sonra hücre zarından yüksüz moleküller yüklülerden önce geçer. Yüklüler kapıya dayandığı zaman da önce eksi sonra artı geçer. Hücre zarında çok büyük bir miktarda yağ var. O yüzden yağda çözünen maddeler suda çözünenlerden önde geçecek. Sorularda da çok sık ADEK'le BC'yi karşılaştırmanızı ister. A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdi. B ve C vitamini suda çözünen vitaminlerdi. Tabii ki yağda çözünen vitaminler suda çözünen vitaminlerden önce geçecek. Yağı çözen maddelerde çözemeyenlere göre daha önce geçiş yapacak. Gelelim bugünkü dersimizin asıl kısmına. Bir önceki dersimizde küçük moleküllerin geçişinden bahsetmiştim. Kim küçüktü? İnorganik maddeler küçüktü. Monosakkarit, asit. Aminasik ya asidi gliserol vitamin bunlar küçük maddelerdi Büyükler ise mesela amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşan proteinler, mesela glikozların bir araya gelmesiyle oluşan nişasta, mesela yağ asidi gliserolün bir araya gelmesiyle oluşan yağlar bunlar büyük moleküllerdi. Küçük moleküllerin taşınmasında pasif taşımayı veya aktif taşımayı kullanıyorduk. Moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru gidiyorlarsa buna pasif taşıma diyorduk az oldukları yerden çok oldukları yere gidiyorlarsa aktif taşıma ismini veriyorduk. Pasif taşımada düfüzyon, olarak ikiye ayrılıyordu. Basit düfüzyon ve kolaylaştırılmış düfüzyon olarak isimlendiriyorduk. İkisinde de çoktan aza doğru gidiş var. İkisinde de ATP harcanmaz. Hücre zarındaki yağların arasından akış varsa basit düfüzyon diyorduk. Protein kanallardan geçiş varsa kolaylaştırılmış difüzyon ismini veriyorduk. Büyük molekülleri hücre içine alacaksan endositoz diyeceğiz hücre dışına atacaksan ekzositoz ismini vereceğiz. Pasif taşıma ile aktif taşımanın karşılaştırma sorusu çok çıkar. Bir yazılı sorusu karşınızda. Diyecek ki öğretmen, pasif taşıma ve aktif taşımanın ortaklıklarını veya farklılıklarını yazınız. Tam bir klasik yazılı sorusu. İkisinde de ortaklık arıyorsam küçük moleküllerin yani hücre zarından geçebilen moleküllerin taşınması söz konusu. Pasif taşımada molekülleri çok oldukları yerden az oldukları yere gönderiyorum. Aktif taşımada ise az oldukları yerden çok oldukları yere doğru gönderiyorum. Pasif taşımada enerji harcanmaz. Enerji harcanmadığı için canlı veya cansız hücrelerde gerçekleşebilir. Aktif taşıma ise enerji harcanan bir olaydır. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Kolaylaştırılmış difüzyon pasif taşımanın bir şekli, taşıyıcı proteinler görev yapıyor ama pasif taşımanın basit difüzyonunda yağlardan kayıyor unutmayın. Aktif taşımada ise enerji harcanıyor, enzimler kullanılıyor, protein kanallardan geçiş söz konusu oluyor. Çözelti çeşitlerinden de bahsetmiştim. Ne demiştik? Bir hücreyi tutar da rakamlar vermiştik. Hipertonik bir ortama bırakırsak bu hücre su kaybeder, büzüşür, plazmoliz olur. Plazmoliz olmuş yani su kaybetmiş hücrelerin ozmotik basınçları su alma istekleri artar. Biraz daha büzüşüp ölmek istemez. Turgor basıncı su verme isteği azalır, emme kuvveti de yine artacak. Hipotonik bir çözeltiye koyduğum hücre ise ne yapardı? Su alıp şişerdi. Su alıp şişmiş hücreye turgor durumunda diyecektik. Turgor durumundaki hücrenin ozmotik basıncı su alma isteği azalacak. Turgor basıncı su verme isteği artacak. Emme kuvveti de yine azalacaktı gençler. İzotonik çözeltide ise bir hücre hiçbir değişikliğe uğramaz. Ozmotik basıncı, turgor basıncı, emme kuvveti değişmez de iki çözeltinin yoğunlukları birbirleriyle eşitte. hatırlayın. Devam edelim asıl konumuza gelelim. Büyük molekülleri bazen hücre içine almak isteyebiliriz. Büyük oldukları için o geçitlerden protein kanallardan geçemeyebilirler. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi diyelim ki şurada dışarıda X proteini olsun. X büyük yapılı bir molekül. Ben bunu hücre içine almak istiyorsam hücrem gidiyor X'e doğru yalancı ayaklar oluşturuyor. Sonra gidiyor X'in etrafını iyice bir sarıyor. Sonra X'in etrafını sardı, sardı, sardı. Hop X içeride kaldı. Bir bakıyorum. İçeriye x'i almış. Bu olay endositoz dediğimiz olaydır gençler. İçeriye aldığım şey katı büyük bir şey ise fagositoz, sıvı büyük bir şey ise pinositoz olarak isimlendirilir. Mesela amibin. Gidip besini hücre içine alması endositozu örnektir. Veya benim vücuduma bir bakteri, virüs, mikroorganizma girdiği zaman benim savunma sistemi hücrelerim gidiyor bu bakteriye, yalancı ayaklar oluşturup bakteriyi içeriye alıyor. Diyor ki gel senle biz bir içeride görüşelim. İçeriye aldığı bakteriyi Orada yok ediyor gençler savunma sistemi hücrelerimizde çok fazla düzeyde endositoz yapar. O zaman zardan geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin tabii ki enzim ve enerji kullanılarak hücre içine alınmasına endositoz ismini verdik. Enerji harcanan bir olay olduğuna göre ATP tüketildiğine göre sadece canlı hücrelerde gerçekleşecek şu büyük molekülü içeriye alıyorum ya ne yapmış oldum aslında şu bir besinse Hücre zarından bir parça kopup içeriye geldi. Bu besinse artık besin kofulu oluştu diyebilirim. Koful oluşumuna hücre zarı etkilidir diye hücrenin en baş konularında anlatmıştık. Niye? Hücre zarından bir parça kopup içeride bir kese oluşturduğu zaman artık ona koful diyorum. O zaman koful oluşumunda hücre zarı etkilidir gayet diyebilirim. Bu nedenle hücre zar yüzeyi azalır diyor. Gençler bunu da çizerek göstermek istiyorum. Mesela endostozu şöyle bir çizmiş olayım. Şurada X proteini var. Benim hücremin de şu hücre zarının uzunluğu atıyorum 100 nanometre olsun. Benim hücrem X'in gidip etrafına yalancı ayaklar oluşturduğu zaman hücre zarı hala ne? 100 nanometre. Gittim. X'in iyice etrafını sardım, sardım, sardım. Hala hücre zarı 100 nanometre ama şuraya baktığım zaman bu kopup içeriye geldiği zaman hücre zarı artık 100 nanometre değil gençler. Neden? Hücre zarı şu şekilde 100 nanometreye sahipti. Artık şu parça koptu. Nerede? İçeride o zaman hemen yıldız 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 atıyorum. Endositoz olayı hücre zarını ne yaparmış? Hücre zarı yüzeyini küçültür diyeceğiz gençler. Küçültür. Çünkü bir parçası hücre zarından koparak içeride kalmış oldu. Fagostoz ve pinositoz olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Fagostoz hücre zarından geçemeyecek katı büyük şeylerin içeriye alması, alınması, pinositoz ise hücre zarından geçemeyecek sıvı büyük şeylerin içeriye alınmasıdır. Bakterilerin hücre duvarı var. Bakteriler prokaryot koful oluşumu falan meydana gelmez ki. Arkeler prokaryot koful oluşumu meydana gelmez. Mantarların bitkilerin hücre duvarı var. Yani bunlarda endositoz söz konusu olmuyor diyeyim. Fagositoz katı parçaların içeriye alınması ne yapmış? Önce gitmiş buraya karşı bir yalancı ayak oluşturmuş. Sonra içeriye almış. İçeride lizozom enzimleriyle genellikle parçalıyor. Sonra atıklarını dışarıya atmış. Ak yuvarlarımın savunma sistemi hücrelerimin vücuda giren mikropları yutması, fagositoz'a örnektir. Ya da amip gibi tek hücreli canlıların besinlerini alması yine fagositoz dediğimiz olayla gerçekleşiyor. Pinositozla fagositoz arasında aslında mantık aynı. Unutmayacağın şey. Burada pinositik cep, pinositoz cebi gibi bir cep oluşumu söz konusu. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki sıvı büyük şeylerin alınmasından bahsediyoruz. Bir enzim olabilir, bir hormon olabilir, bir salgı olabilir. İçeriye alınacaksa pinositoz cebi dediğimiz cep meydana geliyor. Hormonların, enzimlerin, suda çözülmüş besinlerin hücre içine alınması pinostoz yoluyla gerçekleşir. E o zaman fagostoz ve pinositozun ortak özelliklerini diyelim ki yazılı da öğretmen sordu. İkisi de hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre içerisine alınmasıdır. İkisi de büyük yapılı moleküllerin koful oluşturarak alınmasıdır. İkisinde de ATP harcanır, ikisinde de enzim kullanılır, ikisinde de hücre zar yüzey alanı tabii ki azalır gençler. Hocam farkı ne? katı sıvı başka bir farkı yok. Katı maddeleri hücre içerisine alıyorsan fagositoz diyoruz. Sıvı büyük maddeleri alıyorsan pinositoz ismini veriyoruz. Fagositozda yalancı ayak olun ışıyor. Pinositozda ise pinositik cep ya da pinositoz cebi adı verilen çöküntüler meydana geliyor egzostoz olayına da bakacak olursak bu sefer zardan geçemeyecek kadar büyük molekülleri hücre dışına atıyoruz gençler. Yani filmi terse sarıyorum. Benim şurada Hücrem var içeride de dışarıya atmak istediğim katı büyük bir şeyim var sıvı büyük bir şeyim var egzostosun katı veya sıvı diye ayrımı yok egzostan aklında kalsın egzostoz dışarıya atmak, endostoz içeriye almak olacak. Ben bu içerideki dışarıya atmak istediğim büyük şeyi etrafını tabii ki bir zarla çevirmiştim. Sonra gidip bunu hücre zarına yanaştırıyorum. Sonra hücre zarına yanaştırdığım yerden açıyorum. X'e hop dışarıya gönderiyorum. X'i dışarıya gönderdikten sonra da kendimi eski haline getiriyorum. Burada da hücre zar yüzeyinde büyüme meydana gelecek. Mesela şuranın büyüklüğüne bakıyorsun 100 nanometre büyüklüğüne sahip. Hala hocam hücre zarı 100 nanometre ama şuraya baktığın zaman artık bu hücre zarına birleşti. Egzostoz olayı hücre zar yüzey alanını arttırmış oldu gençler çünkü şu parça şuraya birleşti. Zardan geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin hücre dışına atılması tabii ki bu olay sırasında da ATP harcayacağım. Dışarıya maddeyi atarken onun etrafını sardığım zar kısmı hücre zarına birleştiği için hücre zar yüzey alanı arttı. Hücre içinde oluşturduğum bir atık Hücreye dışına göndermek istediğim bir enzim, hücre dışına göndermek istediğim hormonlar veya süt, tükürük gibi salgılar tabii ki egzostoz ile dışarıya atılacak. Endostozu dedim ki... Bakteriler arkeler zaten prokaryottur yapamaz. Mantarlar ve bitkilere baktığımız zaman onlar da çeperi olduğu için yapamıyordu. Çok nadir bir tane bitkide örneği var ama gençler bitkilerin çok büyük bir kısmında endostoz olayı gerçekleşmiyor. Ama egzostoz için bu durum geçerli değil. Çeperi olsa da olmasa da egzostoz olayı gerçekleşebiliyor en dostoz ve egzostozun ortak özelliklerine de bakalım. Büyük moleküllerin ikisi de ne yapmasını sağlıyor? Zardan geçmesini ama endositoz içeri, egzostoz dışarı atılmasını sağlıyor. Hücre zar yüzey alanını ikisi de değiştiriyor. Endositoz küçültüyor, bir parça kopup içeride kaldı. Egzostoz ise büyütüyor, o parça dışarıya yapıştı. İkisinde de ATP harcanıyor. İkisinde de tabii ki enzim kullanımı söz konusu olacaktır. Hemen sorularıma da bakıyorum. Bir hücrenin bulunduğu ortam ile madde alışverişi yanda gösterildiği gibidir. Buna göre hücrenin zarından taşınan madde ile bu maddenin taşınması için gerçekleştirilen olay hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi sükroza baktığımız zaman sükroz bir di sakkarittir gençler. Disakkarit olduğuna göre iki tane monosakkaritin birleşmesiyle olmuş yani hücre zarından geçemeyen bir molekülden bahsediyoruz. Hücre zarından geçemeyecek bir şeyi hücre içine alıyorsan ne yapman lazım? Endositozu gerçekleştirmen lazım yapıştırdım buraya baktım karbondioksit karbondioksit bir gazdır her zaman difüzyonla hareket eder zaten yüzde %7 bulunduğu yerden yüzde %02 bulunduğu yere doğru geçiş yapacak çoktan aza doğru gidecek bunun için enerji harcamaya gerek yok difüzyonla taşınacak cevabı buldum ama şuraya da bakayım. Glikoz molekülü hücre zarından geçebilir. O zaman ya aktif taşıma ya da pasif taşımayla taşıyacağım. Rakamlara bakıyorum. Yüzde iki bulunduğu yerden yüzde altı bulunduğu yere taşınacak. Yani az olduğu yerden çok olduğu yere taşınacak. Az olduğu yerden çok olduğu yere, yere taşıyabilmek için enerji harcamam lazım. Yani ATP harcayıp aktif taşıma yapmam gerekiyor. Cevabımız B'ye düşmüş oldu. Geleyim diğer bir soruma. Endositoz ve egzositozda olaylarından hangileri ortak değildir? Egzostan aklımda kaldı. Bu dışarıya atmak anlamına geliyordu. Endositoz ise içeriye almak anlamına gelecek. Hücre zar yüzeyinde azalma dediğimiz zaman bu ortak değil kimde var sadece endositozda hücre zar yüzey alanı azalıyor. ATP harcanması tabii ki ortak olarak gerçekleşecek. Büyük bir şeyi içeri de alsam dışarı da atsam ATP harcamak zorundayım. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşme İkisi tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşmez gençler. Baktığımız zaman ortak değildir diyor. Cevabımız da 1 ve 3 oldu endositozun şu ortak değil bu da ortak değil tüm canlı hücreler mesela egzostoz yapamıyor ki yandaki diyagramda A ile gösterilen yere bilgilerinden hangileri yazılabilir yani benden fagositozla pinositozun ortak özelliğini soruyor ortak olarak ...bulundurduğu bir şeyi yazmamı istiyor. ATP harcanması ikisinde de ortak. Büyük katı moleküllerin alınması... ...ikiyi buraya yazmam lazım, biri buraya yazmam lazım. Çünkü katıyı alıyorsam fagostoz olur. Zar yüzeyinin alanması, azalması, ikisini de içeriye aldığıma göre o zaman ikisinde de ortak olacak. Üçü buraya yazmam lazım. Hücre içine madde alınması ikisinde de hücre içine madde alınması söz konusu. O zaman kimleri ortak alana yazdım? Biri, üçü ve dördü ortak alana yazdım. Cevabım da denizli oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda verilen taşıma şekillerinden hangisinde ortamlar arasındaki yoğunluk farkı önemsizdir. Yoğunluk farkının önemsiz olması için büyük bir şey taşıyor olmam lazım. Pasif taşıma çoktan aza, ozmos suyun çok olduğu yerden az olduğu yere, düfüzyon çoktan aza taşımadır, Endositoz ise büyük şeyin içeriye alınmasıdır. Hangi tarafta çok olduğu önemli değil ya da seçeneklere egzostozu da tabii ki koyabilirler. Geldim diğer bir soruma. Hücre çeperi olan canlı bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Çeperi olanlar Endositoz yapamaz gençler. Baktığım zaman endositozu seçeneklerde görmedim ama endositozun bir çeşidi olan fagositoz yazılmış veya pinositoz da seçeneklerde olabilirdi. Zaten kolaylaştırılmış difüzyon, aktif taşıma, ozmoz bu tüm canlı hücrelerde gerçekleşiyor. Büyük bir şeyi dışarıya atmak egzostozdu, Fagositoz ise katı büyük bir şeyi hücre içine almak anlamına geliyordu. Diğer bir soruma da bakıyorum. Aşağıdaki ilk ifadeden başlayarak doğru çıkışa ulaşınız diyor. Pasif taşıma dışındaki tüm taşıma şekillerinde ATP harcanır. Pasif taşıma dışında hangi taşıma şekilleri var? Aktif taşıma var. ATP harcanıyor. İçeriye büyük bir şey alma endostoz ATP harcanıyor. Dışarıya atma egzostoz ATP harcanıyor. O zaman bu bizim için doğru. Bu taraftan gidiyorum. D'yi de şuraya koyayım. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein ve enzim görev alır diyor. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein Enzimler görev alıyor ama enzimler görev almaz. O zaman bu da bizim için yanlış oldu. Bu tarafa doğru ilerledim. Endositozda zar yüzey alanı artar demiş. Endositoz büyük bir şeyi hücre içine almam anlamına geliyordu. Etrafını iyice sarıyordum. İçeriye parça kopup geliyordu. Yani artmaz azalır gençler. Bu da bizim için yanlış. Üçüncü çıkışa ulaştım. Buraya bakmama gerek yok ama çözmüş olayım. Ozmos suyun difüzyonudur. Bu bizim için doğru bir bilgi olacak. Fagositoz ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi Fagostoza baktığımız gibi baktığımız zaman amip gibi bazı tek hücreli heterotrofların tabii ki beslenmesinde etkili. Amip gidiyor yalancı ayaklar oluşturuyor etrafını besinin sarıyor. Besini içeriye aldıktan sonra hücre içinde bulunan enzimleriyle o besinlerin parçalanmasını gerçekleştiriyor. Lizozom organeli görev yapar. Ben büyük bir şeyi içeriye aldıysam onu neyle parçalayacağım? Tabii ki hücre içi sindirimde görevli, içinde enzimler bulunan lizozom organeliyle parçalayacağım ak yuvarların mikroorganizmaları yok etmesi de yine aynı mantıktaydı. Savunma sistemi hücrelerim gider mikroorganizmanın etrafını sarar ondan sonra onu parçalardı. Bakterilerde ve mantarlarda tabii ki endositoz gerçekleşmiyor. Hangileri doğrudurun cevabı da 1, 2 ve 3 oldu. O zaman bugünkü dersimizde şöyle bir özetleyelim gençler. Büyük bir molekülü hücre içine alıyorsam endositoz, büyük bir molekülü hücre dışına atıyorsam egzostoz ismini verdik. Endositoz'da katı büyük bir şeyi aldıysam fagositoz. Sıvı büyük bir şeyi aldıysam pinostoz dedik. Endostoz ve egzostozda tabii ki enerji harcanacağım. İkisinde de ATP'ye ihtiyacım var. Endostozda hücre zar yüzey alanını azalttım. Egzostozda ise arttırdım. Çeperi olanlar endostoz yapamaz. Egzostoz ise tüm canlı hücrelerde meydana gelebiliyordu gençler. Buradan da dersimizin sonuna geldiğimize göre hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.